Kaydı açayım, baştan alacağım şimdi. Yani mutlak değeri yalnız bırakmaya çalışacağım işte. 5'i karşı atıyorum. 3 çarpı mutlak değer x eksi 5 eşittir 2 eksi 5. 3 çarpı mutlak değer x eksi 5 eşittir eksi 3. 3'e böldük her iki tarafını. X eksi 5 eşittir eksi 1. Yani buraya kadar mutlak değerle ilgili bir şey yapmadım. Hani düzenledim. Mutlak değeri yalnız bıraktım. Yani. Şimdi buradan kafa karışacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize soracaksınız şurada. Hangi sayının mutlak değeri eksi 1 olamaz? Şey olabilir. Cevap hiçbir şey. Çünkü hiçbir şey mutlak değerin eksi olamayacağını söylemiştik zaten. Mutlak değer demek sıfıra uzaklık demek. Hangi sayının sıfıra uzaklığı da eksi 1? Uzaklık eksi 1 olamaz. O zaman ne diyorsunuz? X yok. Yani çözüm kümesine ne diyeceksiniz? Boş küme diyeceksiniz arkadaşlar. Yani ezberi yapmayın işte. X eksi 5 eksi 1 ise x eksi 5 1 olur. Eksi 1 olur falan demeyin sonra. Burada eksi çıktığı için hiçbir sayının mutlak değeri eksi 1 olamayacağı için buradan x'e ulaşamazsınız. Yani x yok. Ama çözüm kümesi var. Ne çözüm kümesi? Boş küme diyeceksiniz. Yani birkaç kişiye seslendim gerçi ama hep parmak kaldırdıkları için, yoksa herkes söz alabilir. Sıkıntı yok. Yani yapmak isteyen varsa her zaman da sormayayım ben ya. Ama kimse çoktandır yapmak istemiyor pek. Şimdi mutlak değer içinde tekrar bir mutlak değer var. X eksi 2. Ondan 3 çıkmış. Sonuç 2 çıkmış. Denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. Şimdi burada arkadaşlar şuradan başlayacağız. Yani sonuçtan başlayacağız. Sonuç ne çıkmış? 2. O zaman bu sonuca bakarak ne diyebilirsiniz? Şu yani mutlak değer içindeki kısmın, şu yuvarlak içinde olan kısım ne olacak? Ya 2 olması gerekiyor ya da eksi 2 olması gerekiyor. Yani sonuca bakarak dıştaki mutlak değerin içinde yazan ifadenin, yani mutlak değer x eksi 2 eksi 3'ün 2 olacağını ya da eksi 2 olacağını söyleyebiliriz. Yazalım şuraya. X eksi 2'nin mutlak değeri eksi 3. Ya 2 olmalı ya da eksi 2 olmalı. Yani enişten başlamıyorum. İşte x eksi 2'nin mutlak değerini çıkartayım diye uğraşmıyorum. En nasıl diyeyim? Dıştan başladım daha doğrusu. Eksi 3'ü karşı atarsam 5 olur toplamda. Buradan da hangi sayının mutlak değeri 5? Cevap. O sayı 5 olabilir. Yani 2, 8, 2, 5 olabilir. Ya da eksi 5 olabilir. Eksi 2 karşı atınca 7 oluyor. Birincisinden çıkan cevap. Şu eksi 5 olacak yalnız. Eksi 2 atınca kaç? Artı 2, eksi 5 daha eksi 3 yapacak. Yani buradan iki tane değer buldum bile. Sağ kısımdan devam ederseniz x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. Eksi 2 artı 3'ten 1 olur. Bakın artı 1 çıktı. Hangi sayının mutlak değeri 1 deyince gene iki yol ayrımı var. X eksi 2 ya 1 olmalı ya da eksi 1 olmalı. Birinciden x eşittir 3 çıkıyor. İkinciden de x eşittir 1 çıkıyor. Böylece 1, 2, 3, 4 tane ne yaptık? 4 tane. Ah, sildim hepsini yalnız. 2 eşittir 3 bulmuştum. 1 ve ne bulmuştum? 1 bulmuştum. 4 tane buradan ne bulduk? Cevap bulduk. Kök bulduk buraya. Yani çözüm kümesi içinde 7 var. Eksi 3 var. 3 var. Bir de 1 var. Genelde buradan 4 tane çıkmasını bekleriz. Fakat bazen şunlar 5 ya da 1 eksi oluyor. Eksi çıktığı zaman da demin yaptığım gibi boş küme geliyor. Sayı aşağıları inebiliyor. Ama genel olarak bir sıkıntı çıkmazsa bu tip sorularda 4 tane kök çıkmasını, 4 tane cevap çıkmasını bekleriz arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesini buluruz.
Az öncekine benzer soru gene. Şimdi ne diyeceğiz gene? Diyeceğiz ki sonuç üç çıktığına göre şu içeride yazan kısım komple şurası ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. İki tane yol ayrımı çıktı. Mutlak değer x eksi 2 eksi 2 bir 3'e eşitleyeceğiz. Bir de mutlak değer x eksi 2 eksi 2 ne eşitleyeceğiz? Eksi 3'e. Sonuca bakarak önce dıştan başladım bakın. Eksi 2 karşılatınca 5 olacak. Sonra kendime soracağım. Neyin mutlak değeri 5? Eksi 5 artı 5. Yani buradan 2'ye ayırıp tekrar. X eksi 2'nin 5 olmasını ve eksi 5 olmasını sağlayacağız. Birincisinden 7 çıkıyor gene. Burası da aynı oldu galiba deminkinde. İkincisinden de eksi 3 çıkıyor. Zaten bu soruyu ben yazmıştım. Hadi bakayım tekrar bir öncekine. Şu 3 ile 2 yer değiştirmiştim. Ne olacak diye bakmıştım. Daha değişik çıkıyor. O yüzden ilk kısım aynı çıktı bakın. Bir şey değişmedi. Ama son kısımdan değişecek galiba. Burada ise attığımız zaman karşı eksi 2, eksi 3 artı 2 daha eksi 1 yapacak. İşte burada sıkıntı oluyor bakın. Eksi 1 çıktı. Hangi sayının mutlak değeri yok böyle bir sayı. Yani buradan çözüm kümesi boş küme geliyor. Yani az önceki soruda buradan da 2 tane gelmişti. Şu an gelmedi çözüm. Çünkü burası eksi çıktığı için mutlak değerin karşısı eksi çıktığı için buradan boş küme geldi. Yani sadece birinci kısımdan kökler geldi. Yani çözüm kümesi olarak ikisini beraber toplam en son cevap nedir? Eksi 3 ve 7'dir. 4 tane değil bu sefer. 2 tane kök bulduk arkadaşlar. Özelliklere devam edelim o zaman biraz daha. A çarpı B'nin mutlak değeri eşittir. Mutlak A mutlak B. Yani iki sayının çarpımının mutlak değeri onların ayrı ayrı mutlak değeri çarpım olarak yazabiliyor gerekiyorsa. Çarpma ayrılabiliyor yani. Bölümde de aynısı geçerli. Yani iki sayının bölümünün mutlak değeri yani mutlak değer içinde x bölü 2 var diyelim mesela. Biz bunu gidip mutlak x bölü mutlak 2 diye yani 2 diye ayırabiliriz demek istiyor. Çarpmada da aynısı geçerli. Üçüncü maddemiz ise kuvvet. Gördüğünüz gibi ne anlıyorsunuz? Kuvvet yani en üstü mutlak değerin dışına direkt çıkabiliyor ya da dışından direkt içeri girebiliyor diyebiliriz buradan baktığımız zaman. Yani mutlak değer üstü bağlamıyor. Yani onu etkilemiyor. Onu bağlamıyor derken ona bir şey sormuyor. Üst direkt içeri girebiliyor, dışarı çıkabiliyor. Kafasına göre takılabiliyor. Mutlak değer x bölü mutlak değer x eksi 1 eşittir 2 denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. Burada mesela iki tane mutlak değeri birleştirip tek mutlak değermiş gibi yapabiliriz. Yani nasıl iki sayının bölümünün mutlak değeri ayrı ayrı yazılabiliyorsa burada birleştirebiliriz. Yani biz bunu istersek mutlak değer içinde x bölü x eksi 1'miş gibi tekrar tek mutlak değeri sokabiliriz. Böyle işlem daha kolaylaşıyor. Sonra kendimiz soracağız. Hangi sayının mutlak değeri 2? O zaman mutlak değeri 2 ya 2 olacak ya da eksi 2 olacak. Yani x bölü x eksi 1'i bir 2'ye eşitleyeceğiz. Bir de eksi 2'ye eşitleyeceğiz. İşler dışlar. X eşittir. 2x eksi 2. Buradan da x eşittir. Eksi 2 x artı 2. Eksi 2 karşı atalım buraya artı geçsin. X karşıya eksi geçsin. X eşittir 2 çıkıyor burada. Diğerinden 3x eşittir 2 çıkıyor. X eşittir 2 bölü 3 çıkıyor. Bulduğumuz değerlerden eğer 1 varsa 1'i alamayacağız. Çünkü paydamız 0 olamaz biliyorsunuz. Ki burada 1 çıkmadı zaten. Bir 2 çıktı, bir 2 bölü 3 çıktı. Bunların ikisi de olur yani. Çözüm kümesi 2'ye 2 bölü 3 diyeceksiniz. Mutlak değer x artı mutlak değer eksi 3x. 24 denkleminin
çözüm kümesini bulalım. Mutlak değer x artı, demin anlatmıştık, eksi 3 x'in mutlak değeri ile artı 3 x'in mutlak değeri aynıdır. Ya istersek öyle başlayalım olaya. Eksi 3 x'in mutlak değeri ile artı 3 x'in aynıdır. Daha sonra burada bir çarpma işlemi var 3 x'te. Ayırabilirsiniz. Yani mutlak değer 3, mutlak değer x'te ayırabilirsiniz. Mutlak değer 3 zaten 3 oluyor. Artık bu ikilerin toplanır hale geldi. Yani bir tane mutlak değer x burada var. Üç tane burada var. Toplamda dört tane mutlak değer x yapacak. Dörde de bölersek mutlak değer x'in 6 olduğunu bulacağız. Hangi sayının mutlak değeri 6 dersem de x buradan 6 ya da eksi 6. Yani çözüm kümesi 6 ile eksi 6 olacak. Yani baştaki eksi 3 x'i eksi de bıraksam olurdu. Yani buraya eksi yapardım o zaman mesela. Eksi 3'ün mutlak değeri gene artı 3 olurdu. Fark etmez. Ya yani aklıma gelen şeyi yaptım ama doğru şeyler yaptım gerçi. Bu şekilde işlemi yürür hale getirdiklerini gözetledik olarak. x eksi 6 artı 5 eksi 8 sonu eşittir 24. Şimdi baştan şunu da söyleyeyim. Bu mutlak değerleri şu an açmamız mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Çünkü en baştaki örnekleri karıştırmayalım. Orada ne diyordu mesela? Diyordu işte x 2'den büyükse falan diyordu. Biz ona göre artı mı eksi mi diye bakıp bunları açıyorduk. Burada öyle bir şey mümkün değil. Yani daha sonra mümkün olacak ama şu an mümkün değil. Yani 3 x 6'nın mutlak değerini dışarıya aynı mı çıkartacağım, eksi mi çıkartacağım? Bununla ilgili bir seçeneğimiz yok. O yüzden mutlak değerlerle de kalmak zorundayız. Ama 3 x 6 ile 5 x 10'da aynı değerler olmadığı için toplayamıyorum. O zaman ne yapacağım? Eğer şuna bakarsanız bir kere, 3 parantezini alırsanız şuraya, ne olur? X eksi 2 olur. Diğerinde 5 parantezini alırsanız, bu da x eksi 2 olur. Yani aslında birbirine benziyor bunlar. Tam aynı değil ama benzetilebilir yani. Şimdi demek ki kurala göre çarpma olduysa bunlar ayrılabilir. Yani 3'ün mutlak değeri, x eksi 2'nin mutlak değeri, 5'in mutlak değeri, x eksi 2'nin mutlak değeri gibi bunlar böyle ayrılabiliyor. Zaten 3'ün mutlak değeri 3. 5'in mutlak değeri 5. Yani 3 tane elma burada var. 5 elma burada var. Ne etti? 7 elma. 7 çarpı mutlak değer x eksi 2. Pardon 8 yapıyormuş. Özür dilerim. 8. 24. 8'e bölersek x eksi 2'nin mutlak değeri 3 çıkıyor. Sonra 2'ye ayırıyoruz. Hangi sayının mutlak değeri 3 deyince x eksi 2 ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. Birincisinden x eşittir 5 çıkar karşı yaptığımızda. Diğerinden de x eşittir eksi 3 artı 2'den eksi 1 geliyor. İki tane değer buluyoruz. Baştan bakın bir daha söyleyelim. Mutlak değerden bunları çıkartamayız. Çünkü bize bir şart verilmemiş. Denmemiş ki işte bunların içi artıdır, eksidir veya x 2'den büyüktür, 3'ten küçüktür gibi şeyler verse onlara bakarak açabilirdik. Ama şu an açamıyorsam ve içleri de aynı değilse direkt toplanamaz. Nasıl işlem yapacağım? Ama şunu dikkat ettiyseniz aslında 3x, x 6 ile 5x, x 10 birbirine ilgili şeyler. Nasıl ilgili şeyler olduğunu gördük. 3 parantezine 5 parantezine alınca x, x, 2 çarpanları çıktı. İki sayının çarpımı mutlak değeri ayırabilir. Bunu kullandık. 3 ve 5'i dışarı attık. 3, 5 şeklinde ve toplamayı yaparak buradan da yolumuza baktık. X artı 1'in mutlak değeri demiş. 3 eksi 2 x denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. Şimdi burada sadece 3 yazsaydı bilirdik değil mi ne yapacağımız? Yani burada
Şurası olmasaydı zaten demin anlattık işte. Burası bir 3, bir x, 3. Gene aynı yapacağız. Yani buradaki gördüğümüz sayı x'e bağlı ama olsun. Biz şunu diyeceğiz. Hangi sayının mutlak değeri 3 eksi 2x dersek bir bu sayıyı alıp bunu eşitleyeceğiz. Bir de eksisine eşitleyeceğiz. Nasıl 3 ve eksi 3'e eşitliyorsak burada da öyle yapacağız. Yani x artı 1'i alıp dışarıdaki sayıyı bir aynen eşitleyeceğiz. Bir de x artı 1'i alıp dışarıdaki sayının eksilisine eşitleyeceğiz. Eksi 3 artı 2x. Aynı kural geçerli. Ama burada bir şey daha dikkat edeceğiz. Onu en son söyleyeceğim. Şimdi buradan da renklemleri çözerseniz birincisinden eksi 2x'i bu tarafa atarsam artı 2x olur. X daha 3x olur. Artı 1 karşı eksi geçer. 3'ten 1 çıkınca 2 olur. Ve x buradan ne çıkar arkadaşlar? 2 bölü 3 çıkıyor. X buradan 2 bölü 3 çıkıyor. İkincisinden eksi 3'ü karşıya atarsak sola yani 4. X'i karşıya atarsam x eşittir 4 çıkıyor. Yalnız burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz püf noktası 3 eksi 2x'in ne olması gerekiyor aslında? 0 ya da 0'dan büyük olması lazım. Çünkü mutlak değerden bir sayı eksi çıkamaz. Bu da önemli bakın. Dikkat edeceğimiz şeylerden biri. Yani biz şunun eksi olmadığını varsayarak bu işlemi yaptık şunları. Çünkü eksi bir sayı var zaten boş mu biliyorsunuz. Tekrar edelim mi? Yani demin anlattık ya mesela x artı 1 eşittir eksi 2 olunca biz buna ne dedik? Boş küme. Çünkü eksi 2 çıkamaz. Burada da aslında buna dikkat edeceksiniz en sonunda. Biz sonuçta bunları yaparken şu iki işlemi biz bunun eksi olmadığını düşündük. Ama acaba bunlar eksi yapayım ona bakacağız şimdi. Mesela 4'ü koyarsak x yerine 3 eksi 8'den eksi 5 çıkıyor bakın. Burası eksi 5 oluyor. Bu taraf ne oluyor? 5 oluyor. 5 eşittir eksi 5. Bu olmaz bakın. O yüzden bunu almayacaksınız. 2 bölü 3 koyarsak sağ taraf artı mı oluyor, eksi mi oluyor? 4 bölü 3 artı oluyor. Bunda sıkıntı çıkmıyor. 2 bölü 3'te eşitlik sağlanıyor. O yüzden cevap ne diyeceksiniz? Sadece 2 bölü 3 diyeceksiniz. Bakın tekrar özetleyeyim. Güzel bir soru. Normalde biz ne yapmıştık? X artı 1'i mutlak değeri x artı 1'in mutlak değeri 3 deyince ne yapmıştık? Bunu almıştık. Bir 3'e eşitlemiştik. Bir de eksi 3. Aynısını bakın burada da yaptım. Bir kendisine eşitledim. Bir de eksilisine eşitledim. İki tane cevap oldu. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey. Dediğimiz gibi şu 3 yani artı bir şey olması lazım buranın. Ya da sıfır olması lazım en azından. Eksi olamaz. O yüzden eğer bu bulduğumuz değerler 3 eksi 2 eksi eksi yapıyorsa bunu alamazsınız ki 4 eksi yapıyor. 4 koyarsanız eksi 5 çıkıyor. Mutlak değer 5 eksi 5 böyle bir şey ama yanlışlık oluyor. O yüzden en son dikkat edeceğimiz şey hangisini alıp hangisini alamayacağımızı test etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu tip sorularda. Bakın benzer bir soru gene. Önce rastgele bir çıkartıyoruz. Yani rastgele derken x eksi 1'in bir dıştaki sayıya eşit olduğunu birinci olarak. Bir de eksilisi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi buradan x'ler zaten gitti. Eksi 1 eşittir. 3 çıkıyor. Bu ne demek şimdi? Demek ki buradan bir şey gelmez. Boş küme. Çünkü yanlış şeyler geliyor. Boş küme. Burada 2x karşıya 2x eksi 1 karşıya geçince ne oldu? Eksi 2. X buradan eksi 1 çıktı. Acaba eksi 1 oluyor mu bakalım. Eksi 1 burayı 2 yapıyor. Buraya eksi 2'nin mutlak değeri o da 2 yapıyor. Sağlıyor evet. Eksi 1 sağlıyor. Yani üstten bir şey gelmedi. Alttansa eksi 1 geldi. Onu da test ettim. Sağlamasaydı onu da almayacaktı. O zaman çözüm kümesi sadece eksi 1'den ibaret diyoruz arkadaşlar. Bir tane daha o zaman. Bu biraz değişik ama şimdi. Bunu onlar gibi yapmayacağım şimdi. Onu söyleyeyim öncelikle. Var mı düşüncesi olan? X eksi 2'nin mutlak değeri işte 2 eksi x dermiş. Bunu biraz daha değişik yapacağım. Şöyle söyleyelim.
Yani diyerek yaparsam kafanız karışabilir ama. Şimdi dikkat ederseniz dışarıdaki sayı içeridekinin eksilisi. Yani aynen değil de eksili çarpılarak buraya çıkmış. Biz ne demiştik? Pozitif olanlar aynen çıkıyor. Eksi olanlar eksili çarpılıyor. He, o zaman bu eksili çarpıldığı için demek ki biz x eksikliğinin bunun eksi olduğunu düşünebiliriz bir kere. Çünkü bu eksi ise eğer dışarıya eksi de çarpıp çıkarılmış, 2 eksi x diye çıkarılmış diyebiliriz. Yalnız bir şey daha ekleyeceğim burada. 0 esnek biraz. Yani 0'ı da buraya dahil edebiliriz. Çünkü 0'ın mutlak değeri aynı da çıkmış düşünebiliriz. Eksiye de fark etmiyor. Örneğin mesela 2 verelim buraya. 2 verince 0 işte 0 sağlanıyor. O yüzden anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Eşitliği buraya da koymak zorundayız. Yani negatif de kabul edebiliriz 0'da ama pozitif olamaz. Çünkü pozitif olsa aynen çıkması lazım. 0'ı aynen de çıkartabiliyorsunuz. Eksiyle çarparak da çıkartabiliyorsunuz. O yüzden 0'ı kaydırabiliyorsunuz genişletmek için. Yani x eksi 2 küçük eşittir 0 olması gerekiyor. Yani x küçük eşittir 2 olması gerekiyor. 2'nin dahil olduğunu tekrar söyleyeyim. Çünkü 2 koyarsanız 0 eşittir 0 sağlanıyor zaten. Sıkıntı çıkmıyor. Yani x 2 ya da 2'den küçük olması gerekiyor. Bunun çözümlemesi bu şekilde. Onu da nasıl anladım? Dışarıya aynen çıkmamış, eksi de çarpılarak çıkmış. Yani diğer türlü yapsaydınız kafanız karışacaktı. Onu da söyleyeyim. Hadi istiyorsanız bir anlatmaya çalışayım. Demin yaptığımız gibi x eksi 2'yi bir 2 eksi x eşit diyelim. Demin öyle yapmıştık ya bu diğerlerini. Bir de x eksi 2 alalım. Eksilisi olan eksi 2 artı x eşit diyelim. Zaten üsttekinden ne geliyor bakalım? Buradan x eşittir 2 çıkıyor arkadaşlar. 2 x eşittir 4 çıkıyor. Ve x eşittir 2 çıkıyor. Burada. Alttan ise x'ler gidiyor. Bunlar da gidiyor. 0 eşittir 0 çıkıyor. Şimdi bu ne demek? Burada takılacaktınız. O yüzden öyle yapmak istemiyorum. 0 eşittir 0 demek. Tabii reel sayılar demiştik biz daha önce. Ama burada çalıştığımız bölge farklı. Biz x eksi 2, eksi 2 artı x eşitlediğimiz zaman yani nasıl söyleyeyim? Yani çıkarırken dışarı eksili yok. Aynen çıkartmış oldum gerçi. Yanlış mı yaptım burayı ben? X eksi 2, 2 eksi x eşitledik bir. Evet. Oradan 2 x 4'ten x 2 çıktı. Bir x eksi 2 aldım. Eksi 2 artı x eşitledim. Evet. X-2'yi aldım. X-2 artı X'e eşitledim. Bunu X'de çarparak çıkartmış oldum. Burada kafam karıştı benim diye. Neyse. Herhalde ilk anlattım. Anladınız. Burada bir şeyler karıştı ama şu an kafam basmadı çok. Sürede bitti mi acaba burada? Evet, sürede bitmiş zaten. Neyse. Diğer ders